Merhaba arkadaşlar, ben Özkan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hemen her evde sorunlar çıkarabilen şöyle avizeler var. Bu avizelerde zaman zaman sorunlar çıkabiliyor. Nasıl sorunlar çıkıyor? Dört kollu mesela bu avize. Kollarından bir tanesi sağlam, ampulü getiriyorsun, takıyorsun, çalışmıyor. Eğer hiçbirisi çalışmıyorsa ya bağlantılarında sıkıntı vardır, şu üst taraftaki bağlantılarında sıkıntı vardır veyahut elektrik gelmiyordur oraya, hiçbirisi yanmıyorsa. Ama 3 tanesi yanıyor veya 2 tanesi yanıyor güzel, bir tanesine de ampulü takıyorsun, çalışmıyor ampul. Şu İtalyan duyun, buna İtalyan duyu denilir, E27 İtalyan duyu veya avize duyu da denilir. Bunu değiştirmeyi göstereceğim sizlere. Bunu değiştirirken de bir püf noktası var bunun. Kilit sistemi vardır. Bu kilit sistemi de değiştirme aşamasında göstereceğim. En önemli noktası budur aslında bunun. Bunu elektrikçilerden veya nalbullardan alıyorlar, temin ediyorlar, götürüyorlar, çeviriyorlar, çeviriyorlar, açılmıyor. Bu açılmaz. Bunda bir kilit sistemi vardır. Onun nasıl açılacağını göstereceğim size ve nasıl değiştirmeniz gerektiğini göstereceğim. Avizelerde bu genellikle aynıdır. Bu sistem vardır. E27 duyulu İtalyan duyu takılır. Ha, giderken de E27 duyunuz bozuldu diyelim. Değiştirmek istiyorsunuz. Elektrikçiden bir tane duyu isteyeceksiniz. Ama duyu değil tabii. Buna avize duyu diyeceksiniz veya E27 İtalyan duyu diyeceksiniz. Bundan verecektir size. Peki soracaktır size, E14 duyulu mu, E27 duyulu mu? Siz de bunu bilmediğiniz için ya bilemiyorum ki nasıl falan. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Şu büyük olan E27'dir. Yani buna normal ampul takılır şu şekilde. Normal ampul takılır. Ufak olan ise E14'tür. Buna da şu ince duyulu, arkası ince duyu olan ampul takılır. Bakın şöyle göstereyim. Bunların bir tanesi incedir, bir tanesi kalındır. Bu E27 büyük olan, ufak olan E14'tür. Sizin avizenizde hangisi takılıysa bunlardan onu alacaksınız. Aynısının E14'ü de vardır. Sizin avizenizde ikisi de kullanılıyor çünkü. Eğer hangisi takılıysa onu alacaksınız. Ama bağlantı iç sistemi her şeye aynıdır. Bunların birebir aynısıdır. Biri ufak, biri büyüktür bunların. Bunu göstereceğim size. Bir de bunlarda neden bozulmalar oluyor? Şimdi şunlar plastik aksanlıdır. Duyular plastiktir, her tarafı, gövdeleri. Normal ampul taktığınız zaman mesela 50'lik 100'lük bir normal ampul taktığınız çok fazla ısınır. Isındığı zaman içinde bunlar ne oluyor? Çıtır çıtır gevriyorlar. Böyle dokunduğunuz zaman bile dökülmeye başlarlar. Hatta bazen bakarsın halının üstüne siyah siyah bir şeyler dökülmüş. Bir bakarsın avizeden düşmüş bunlar. İşte şunlar gevrerler, ısınırlar, ısınırlar. Gevredikten sonra pıtır pıtır dökülmeye başlar. Bir süre sonra da çalışmaz hale gelirler. O yüzden bunlar da en sağlıklısı LED ampul veya tasarruflu ampul kullanmaktır. Ha, eğer dediniz ki ya yok onlar beni rahatsız ediyor, ben onlardan istemiyorum, normal ampul kullanmak istiyorum dediğiniz zaman da bu aynı duyuların şu şekilde metal olanları vardır. Şuraları porselendir, üst tarafları şu plastiğidir E14'ün. Bunun aynısının E27'si de vardır. Bu plastiktir, bu metaldir. Bu daha uzun ömürlüdür, daha dayanıklıdır. Eğer ille de normal ampul kullanmak istiyorsanız şu duyulardan alırsanız sizin için daha iyisidir. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle İtalyan duyumuzu, yani avize duyumuzu aldık. Elimizde bir adet avize duyumuz var diyelim. Bu avizemiz 4 kolluydu. Arızalı olan kolu tespit ettik. Şu kolumuz arızalı misali. Bunun içindeki İtalyan duyunu değiştireceğiz. Öncelikle değiştirmemiz için bakın aldığınızın yeninin üzerinde de vardır. Şöyle bir çember vardır. Bu çember şu camı, avizenin camını sabitlemek için kullanılır. Öncelikle bunu çevirerek içeriden çıkartacağız. Camla beraber bir çeviriyoruz, sıkışıklığını açıyoruz. Daha sonra elimizi sokup içeriden o çemberi çevirerek çıkartıyoruz. Camı yerinden çıkartacağız. Camımızı yerinden çıkarttık. Duyumuz karşımızda. Şimdi bakın çevirdiğiniz zaman bu dönmeyecektir. Neden? İçinde kilit sistemi vardır. Biraz sonra değiştireceğimiz şeyde de içinden göstereceğim. Bu işlemi niye yapabilmeniz için bir adet tornavida bize yeterlidir. Eğer ucunu açmak gerekirse filan, bir de pense gerekirse, pense olursa iyi olur. Uçları da kabloları da yanmış oluyor bazen. Bu dönmediği zaman içinde kilit sistemi vardır. Bir tane tırnak vardır. Takılır oraya. O tırnağı içine baktığınız zaman göreceksiniz siz de. Tornavida yardımıyla hafif bastırdıktan sonra çevirerek bunu, bakın tekrar takıldı çünkü şu dış çemberin kenarlarında tırtıklar vardır. O tırnak o tırtıklara takılır. Her tırtığa geldiğinde takılacaktır. 2-3 defa bunu atlattığımız zaman bakın boşalacaktır. Kendi kendine çevirerek daha sonra çıkartıyoruz. O gösterdiğim tırnak şudur. Bakın yaylı bir sistemdir. Şuradaki kenardaki siyah olan. Bakın şöyle bastırarak şunun içerisindeki tırtıklara takılır bu. Ve çıkmasını engeller. Çoğu insan da bunu açamaz, sinirlenir, elektrikçi çağırırlar. Şunu değiştirmek için dünyanın parasını verirler. Gerek yok, kendiniz yapabilirsiniz. Şu tırnağı içeriden tornavidayla bastırdığınız zaman rahatlıkla çevirerek çıkartabilirsiniz. Bunu çıkarttıktan sonra tabii bu işlemleri tekrar uyarmayı unuttum. İşlemleri yapmadan önce elektriği kesin, sigortaları indirmeyi unutmayın. Çıkarttıktan sonra bakın şu iç tarafında bir mekanizma daha vardır. Bunu da çekerek yerinden çıkartıyoruz. İki tane kablomuz.
Bu kablolar bazen yanıyor, gevriyorlar. Bu daha kullanılmamış bir avize olduğu için kablolarımız sağlam. Ama kullanılan, uzun süre kullanılan avizelerde şu kablolar çok ısındığından dolayı gevrerler, çıtır çıtır olur, çıplaklaşırlar veya koparlar. Arızanız belki bunu açtığınız zaman yanmıyor diye açtığınız zaman göreceksiniz. Aa, kablo kopmuş olur. Bunu değiştirmeye bile gerek kalmayabilir ama genellikle şu vidalanan kısımlar deforme olduğu için değiştirmenizde fayda vardır. Çok kötü olurlar çünkü yeni kabloyu takıp sıkamazsınız buraya. Değiştirirsiniz. Bunu yerinden çıkartıyoruz öncelikle. Yerinden çıkarttık. Daha sonra şu siyah alt kısmı da çevirerek yerinden çıkacaktır bu da. Gördüğünüz gibi. Şu alt kısımlar yeniyle de eskiyle de hepsi aynıdır. Şuraya koydukları vidalı demir hepsinde hemen hemen standarttır. Değişmez yani, herhangi bir İtalyan duyu alıp buraya yenisini takabilirsiniz. Eskileri çıkardık. Kenara koyduk. Yenisini alıyoruz. Çemberini önce çıkaralım. Şunu dediğim gibi dönmeyecektir. İçindeki tırnak kısmını şöyle bakarak görüyoruz. Göremedik. Gördük. Bu tırnağı tornavidayla bastırıp açtığınız zaman bakın dönerek çıkacaktır. Şöyledir. O tırnak dediğim kısım şudur. Bakın şu siyah olan. İçeride şunun içindeki şunun içindeki tırnaklara takılıyor. Bundaki kilit sistemi budur. Çoğu insan bunu bilmez. Açmaya uğraşır. Genellikle krallar veya açamaz geri iade etmeye giderler. Şu tırnağı tornavida yardımıyla şunun içinden bastırdığınız zaman çevirerek çıkacaktır bu. Ama buna basılı tutmanız gerekiyor. Basıp bırakmayacaksınız. Basılı tutarak çevireceksiniz ki bu tırnağı engeli aşsın. Bunu çıkartıyoruz. Burada ilk yapacağımız işlem şunu yerine takmaktır. Yine çevirerek geçiriyoruz. Kablonun içinden geçirip bunu yerine taktık. Vidalayarak dibine kadar bunu oturtuyoruz. Bunu yerine güzelce oturtturduk. Şimdi şu kablolar dediğim gibi bende sağlam. Sizde bunlar yanmış olabilir, değiştirmeniz gerekebilir veya kısa gelir. Şunu vidalayamazsınız, buraya oturtamazsınız bir türlü. Kısa gelir. Ne yapacaksınız? Her avizenin şöyle alt kısmında şöyle bir topuz yeri vardır. Şuradaki bağlantılara giden kabloların toplandığı yer. Bunu çıkartalım. Bakın. Her kola ayrı ayrı kablo gider. Bir tane kablo da çıkar buradan. Elektrik bağlantısı için şu yukarıya gider. Bu alt tarafı hangi kolumuz arızalıydı? Burası arızalı. Genellikle bunun içinde bakın böyle fazlaca yeri vardır. Eğer yanık kısmı da varsa şu ucundan kabloları tutuyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz. Bakın. Payımız var. Kablomuz uzadı. Siz bunu işlemi yaparken de hani şeyin üzerinde de yerinde takılıyken de yapabilirsiniz. Sökmenize gerek yok. Güzel bir merdiveniniz varsa yerinde takılıyken de yapabilirsiniz. Kablonuz uzadı. Eğer sizde şu yanık kısım varsa o yanık kısmı kesip uçlarını açıp yeniden şunları takabilirsiniz güzel bir. Yanık olarak takmayın. Bunu yaptık. Kablomuzu da uzattık. Şunun vidalarını açalım önce. Bu vidayı açarken de dibine kadar şu kablo geçecek kadar açın ama çok fazla da çevirmeyin. Şu vida kaybolursa kullanamazsınız bunu. Vida, şu ufak vidaları da kaybetmeyin. Düşecektir çünkü çok açtığınız zaman yere düşer bulamazsınız ufak olduğu için. Yeni duyu almak zorunda kalırsınız. Renk farkı yoktur bunlarda. Hangine hangine taktığınızın önemli değildir. Sadece bunu taktınız diyelim, oturtturduğunuz yerine parmağınızla şöyle arkasından bastırın. Elektriği kestik tabii bu arada, unutmayın, sigortayı indirerek yapın. Arkasından bastırın ki parmağınızla hani vidalarken yerinden çıkmasın diye. Güzelce sıktık. Şöyle bir bakalım. Yerinden çıkmıyor. Sağlam. Kontrollerimizi yapalım. Çünkü uğraştığınız şey tekrar sökmek, takmak zorunda kalmayın. Bazı avizelerde, şu söktüğünüz, kendi avizenizde söktüğünüz şu İtalyan duyun, bazen fabrikalar şöyle vidalı değil de geçmeli, soketli, çıt çıtlı yaparlar. Orada sökecek vida bulamazsınız genellikle. Bazılarında öyle yaparlar. O tarzda da vardır.
Ne olur orada geçme yeri vardır. Şu kablonun ucunu çıt diye oturttuğunuz zaman geçer. Onun da kenarından şöyle tornavidayla o bakır levhaya bastırdığınız zaman kablo yerinden çıkacaktır. Eğer çıkartamıyorsanız zorlamayın. Şunları dip taraflarından kesin, uçlarını açın, yeni duya takın. Bunu da bu şekilde. Şimdi bunu taktık diyelim. Ne yapıyoruz? Hemen alttan kablonun fazlasını çekelim. Çünkü çekeceğiz. Bunu bu şekilde takalım. Oturmuyor. Aa bak kablolar takılıyor falan diye zorlanırsınız. Kabloları yerine çekelim tekrardan fazlasını. Bunu da oturtalım. Şimdi bunu da oturtturduktan sonra şu siyah parçasını takacağız buraya. Ondan önce size bir ipucu daha vermek istiyorum. Şimdi avizelerde şöyle de bir sorun var. Bakın ampulün iki tane yeri vardır bunlara değecek. Bir yana değer, bir altı değer ampulün ve elektrik gelir, ampul yanar. Bazen şunun altında yay vardır. Ortadakinin altında yay vardır. Bu yayı düşer, şu aşağıya gider, ampulü taktığınız zaman şuna temas etmediği için yanmaz. Hani ampulü bir şeyi falan değiştirmeden önce bir denemek maksatlı elektrikleri yine kesmenizi hatırlatayım. Elektrikleri yine kestikten sonra şu alt, bir tornavida yardımıyla şunu bir kanırtın. Hani duyu filan değiştirmeden önce belki böylece kurtarabilir. Şöyle biraz yukarıya doğru esnetin. Hafif ama çok fazla katlamayın. Kırılacaktır. Zaten o zaman değiştirmek zorunda kalırsınız. Biraz yukarıya doğru esnetin. Şu yan taraftan değen şeyin de şöyle tornavidayla biraz esnetin. Şöyle hani bir ampule temas etsinler. Yenilerde gerek olmaz buna. Eskilerde değiştirmeden önce belki o şekilde de yaparak duyu değiştirmeden ampulün yanmasını sağlayabilirsiniz. Bunu da taktıktan sonra şunu siyah parçayı yerine oturtalım. Oturttuk. Şu alt tarafını da yine kabloları tamamen içine gelecek. Şunlarda da tabii açık falan varsa kabloların uçlarında bunu bantla, elektrik bandıyla sarın. Şunlara demir aksam olduğu için avizelerde her taraf elektrik kaçırmasın. O elektrik bandıyla sarın. Bunu da hemen yerine takalım. Bunu da taktıktan sonra avizenin camını da yerine oturtup şu avizeyi tutması için şu çemberi yine sonuna kadar sıkalım. Evet, avizemin camını da taktık. Evet, arızalı olan avizemizin duyunu değiştirdik. Bu anlattığım işlemleri E14 duyuda da E27 duyuda da ikisinde de uygulayabilirsiniz. Benim anlattığım sırayla uyguladığınız takdirde kolaylıkla avizenizin duyunu değiştirebilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bana destek olmak ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.